Arkadaşlar, selamünaleyküm. Birçoğumuz biliyordur bunların ne olduğunu. Ben yine söyleyeyim. Bizim burada dalga derler. Dalga üzümü denir, dağ çileği denir, dağ üzümü denir. Birçok isim var yöresel. Şimdi yemenin tam zamanı. Gördüğünüz gibi bitki yedi veren bir formda. Yani bir yandan olmuşlar, bir anda yerleri şöyle gösterir misin? Yerlerde dökülmüş olarak görüyorsunuz. Bir anda biraz sarılar, bir anda yeşiller, bakın şöyle de çiçekler, bakın. Yani bu uzun süre ormanları besliyor arkadaşlar. Yani sadece bizim açımızdan öyle düşünmeyelim, hayvanlar açısından da düşünmek lazım. Kuşlar, hayvanlar bunlardan faydalanıyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, harika bir lezzet, ağızda dağılan bir meyve. Çok şükür bölgemizde yani çok var, çok sayıda var ama fazla yemek uygun değil arkadaşlar. Fazla yerseniz İstrasya'da bitiyor. Ağır bir bitki, ağır bir meyvesi var. Ben buradakiler biraz daha iri de biraz yiyeceğim. Hem hakkında bilgi verelim. Yani faydaları var, zararları var. Bunlar hakkında bilgi verelim. Hem güzelce şöyle bir çekim yapalım. Aslında bu yemişin ağacı çalı formunda bir ağaç arkadaşlar. İsmi de sandal ağacı. Meyvesinin adı da kocaymış. A, B ve C vitaminleri yönünden oldukça zengindir. Kocaymışın içinde tıpkı çilekte olduğu gibi minik çekirdekler vardır. Bu çekirdekler dişleri koruma ve temizleme özelliğine sahiptir. Bu yemiş gençlik iksiri olarak da bilinir. Güçlü bir yaşlanma karşıtıdır. Romatizma ve hastalığa sebep olan virüslerin üzerinde oldukça etkilidir. Çocuk felcine ve ağız yaralarına sebep olan bazı virüsler üzerinde öldürücü bir etkiye sahiptir. Cilt problemlerine karşı kullanılır. Anke ve sivilceleri tedavi edici özelliğe sahiptir. Sigaranın vücutta yarattığı tahribatı hafifletir. Damar tıkanıklığına iyi gelir. Kansere karşı koruyucu bir etkisi vardır. Böbrek taşlarının parçalanmasına yardımcı olur ve kum dökme problemlerinde böbrek ağrılarını hafifletir. İyi bir idrar sökücüdür. Aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Sinirleri kuvvetlendirir. Bağırsaktaki kurtlanmaların atılmasına yardımcı olur. Ateş düşürücü bir etkisi vardır. Meyvenin dıştan görünümü çileğe benzese de ezildiği zaman içi kavuna benzer bir renge sahip. Çekirdekleri de muz gibi, yani ağızda hiç belli olmayacak şekilde çekirdekleri var. Yani bu tadı şöyle anlatayım. Yani ne çilek gibi ne kavun gibi çok farklı bir tadı var. Çok lezzetli bir tadı var. Bu yüzden insan yedikçe yiyesi geliyor. Yani bir doyamıyorsunuz bir türlü bu meyveye. Bu yüzden dikkat etmek gerekir. Çok yememekte fayda var. Buna benzer daha bir sürü şeye iyi gelmektedir. Ben başlıca ilgimi çekenleri sadece burada belirtiyorum. Ama fazla tüketildiğinde ishal yapabilir. Aynı zamanda sersemletir ve baş dönmesine sebep olabilir arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekir. Benim kararımca en fazla 2 avuç kadar tüketilebilir. Kocaymış taze yenilebildiği gibi kurusu da öğütülerek bal ile karıştırıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Yaprak ve kökleri kaynatılarak çayı yapılabilir. Bu yemişin ağacı, yani sandal ağacı, özellikle yaşken çok hızlı ve kuvvetli yanar. Bu yüzden ateş başlatmak için kullanılabilir. Bu şekilde incelemiş olalım.